Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere çok nefis bir balık yemeği yapacağım. Menümüzde bugün altın levrek var. Altın levreğin 100 gramında mesela 24-25 gram saf protein var. Karbonhidrat meselesi 0. Omega 3 yağları, yani organizmamıza, bedenimize sağlıklı olan omega 3 yağı vardır. Yanında kendi bahçemizden bugünün hasılatı biber, domates ve de salatalık. Hepsi organiktir. Kendi bahçemizdendir. Balığımız da açık denizde yakalanmış olan bir balıktır. Tavsiye ederim. Günümüzdeki akvakültürde, yani balık beslenmesinde üretilen balık da çok fazla hormon verilmekte, balık tez büyüsün diye. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Belki söylememe gerek yok. Diyeceksiniz ki açık denizlerdeki tutulan balık sağlıklı mı? Sağlıklı, evet. Beslenmiş balığa göre sağlıklıdır. Ama denizlerimiz de ne yazık ki kirlenmiş durumda. Ağır metallerine baskılanmış halde. Yanında karbonhidrat olarak, biliyorsunuz ilk videomda ezeli ekmek yapmıştım. Yanında da karbonhidrat oranı olarak da bir parça, aşağı yukarı 80 gram, bilmedin 90 gram yanımızda ezeli ekmeği koyuyoruz. Tamam, salatamıza geçelim arkadaşlar. Evet, salatalıklarımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Büyüklüğünü dişimize göre yapıyorum. Çok küçük, çok ince de yapmıyorum. Sevmiyorum. Şöyle. Biberlerimiz. Arkadaşlar, kendi yetiştirdiğiniz gibisi yok. O seralarda, fabrikasyon, yani sanayi üretimlerde İçinde ne var bilmiyoruz. Ondan dolayı mümkün olduğunca, yapabiliyorsanız, imkanınız varsa kendiniz yetiştireceksiniz. Çünkü içinde ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Diyeceksiniz ki tohumlar peki ne oluyor? Evet, doğru. Tohumlar da genelde GDO'lu. Ama tanıdığınız varsa, bildiğiniz varsa, köy yerlerinde mesela, o yaşlı insanlarımız da hala kendi tohumlarını kendi ürünlerinden alıyorlar. Tanıdığınız varsa gidin, tohum isteyin. Belgelerinizde vardır. Ne güzel. Şöyle. Şöyle. Evet, salatamız bitti arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, salatayı şöyle tabağıma yerleştirdim. Diyetteyseniz, kilo vermeye çalışıyorsanız mesela, benim favori salata soslarımdan bir tanesi, olmazsa olmaz, ilk videomda bahsetmiş olduğum organik sıkım, yani soğuk sıkım ayçiçek yağı. Soğuk sıkım zeytinyağı da olabilir. Benim favorim soğuk sıkım ayçiçek yağı. Arkadaşlar, salatamıza ekliyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar, fazla değil. Doymamış yağ oranları çok yüksek olan bir yağ. Ayrıyetten arkadaşlar, olmazsa olmazı, eğer diyet değilseniz, organik elma sirkesi. Fabrikasyon olmayacak arkadaşlar. Organik olacak.
Şöyle 4 yemek kaşığı kadar da salatamızın üstüne ilave ediyorum. Bedeninizdeki yağ yakımına çok çok faydası var. Kendimden biliyorum. Ayrıyetten benim favori tuzlarımdan bir tanesidir. Himalaya kaya tuzu. Birçok minerale sahiptir. Şöyle bir tutam kadar. Hepsi bu. Eğer isterseniz limon suyu da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Enfes bir şey. Birazcık harmanlıyoruz. Şöyle. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Salatamızı da hazırladık. Şimdi balığı hazırlayacak mısın diyorsunuz belki. Şöyle bir durum var. Her balık ya da daha doğrusu tavada ne pişirirseniz en önemlisi olan fazla pişirmeyin arkadaşlar. Bir ürünü ne kadar ısıya maruz bırakırsanız o kadar vitamin, mineral kaybına uğrar. Baharatlamayacağım, tuzlamayacağım. İlk önce pişireceğim iki tarafını hafifçe. Sonra göreceksiniz. Tuzlama, karabiber işinde, limon işinde sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Kızartma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tavamız da hazır. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum, ilave ettim. Balığımızın deri tarafından bölgesinden pişirmeye başlıyoruz. Evet, hiç dokunmuyorum. Ben hemen bir masa getireyim. Gayet güzel pişiyor. Böyle kimisi var arkadaşlar. Çok fazla yağ ilave ediyorlar. Rafine yağ ilave ediyorlar. Ayçiçek yağı rafine edilmiş. Hiç minerali, vitamini yok. Hiçbir şeysi yok içine. Tavanın yarısını dolduruyorlar. Bal atıyorlar balığı için. Hiç sevmem. Birazcık yağ ekliyorum. Olmazsa birazcık da su ekleyeceğim. Su buharından birazcık kendine gelsin. Birazcık duman yapabilir. Gayet normal. Şöyle. Bu tarafa ekliyorum. Üstüne birazcık da alüminyum folyoyu. Kaba diyorum ki bu ağırlık fazla yapmasın. Vitaminleri fazla dağılmasın. Evet. 2-3 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balığımız pişti. Aşağı yukarı 4-5 dakika derili olmayan tarafını pişirin arkadaşlar. Çünkü çok fazla balığı çevirdiğiniz zaman ister istemez etleri birbirinden ayrılıyor. Balık dağılmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu balığı tabağımıza alacağım. Evet arkadaşlar, pişmiş olmuş olan balığı tabağımıza aldım. Yanı başına da güzel bir porsiyon yetecek kadar hazırlamış olduğumuz salatadan koydum yanına. Şimdi yanına ezeli ekmekten bir parçamız geliyor. İlk videomuzda hazırlamıştık. Ayrıyetten olmazsa olmaz balığın yanında arkadaşlar limon. Diyeceksiniz bu da mı organik? Evet bu da organik. Hiçbir şekilde tarım ilacı kullanılmamıştır, sıkılmamıştır üzerine.
Hatta ve hatta kabuğu dahi yenebilir. Balığımıza sadece Himalaya tuzumuzdan ekliyoruz. Karabiber de ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Balık, tuz, limon gayet yeterli. Umarım arkadaşlar bu videomu da beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa her zaman sorabilirsiniz. Yorum bölgesine yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Sevdiyseniz abone olun. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Dilerim gelecek videoda daha güzel yemekler yapma ümidiyle sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bol şans.